Demek durum bu kadar kötü ha. Gümüş, bir şeyler yapalım. Biraz para ayarlasak, en azından birkaç taksit öderiz. Onlar da şu sıkışık dönemi atlatırlar. Ne dersin? Olmaz. Borç alamam. Niye? Mehmet bunu kabul etmez. O zaman Mehmet Bey'e şans dilemekten başka yapabilecek bir şey yok. Var. Engin, ben 2 gündür bir çözüm yolu bulmaya çalışıyorum. Buldum galiba. Benim bu şirketteki hisselerimi satın al. Ne? Hisselerimi satın al dedim. O kadar etmez mi? Gümüş. Biz piyasanın en hızlı büyüyen ve kar getiren şirketlerinden biriyiz. Tabii ki hisselerim para eder ama... Emin misin? Eminim. Vay be. Şadoğlu ailesi yalısından vazgeçmesin diye sen kendi emeğinden vazgeçiyorsun ha? Söylesene bana, onlar senin için bunu yapar mıydı? Ben kimseden bir karşılık beklemiyorum ki. Böyle biri olduğumu düşünüyorsun. Yapma Gümüş. Tabii ki bu değil. Ama nelerden vazgeçtiğini bir düşün. Engin, eğer istiyorsan hisselerimi al. Ya da ben başkasına satayım. Yok yok. Olmaz öyle şey. Bu şirkete başka birinin burnunu sokmasına izin veremem. Nakitim var mı araştırmam lazım. Ne kadar vakit var? Hiç yok. Yapma Gümüş, bu imkansız. Ben bu kadar parayı nasıl bulayım? Engin, senin için bu imkansız değil. Bunu biliyorum. İstesen her şeyi yaparsın. Ya bunu benim için yap. Lütfen. Ne olur Allah'ım, ne olur bu gece iyi geçsin lütfen. Hı hı. Teşekkürler, sağ olun, iyi günler. Neymiş? Ödemeyi en erken yarın yapabiliyorlar. Ah, çok sağ ol Engin ya, ailemi kurtardın. Aa, Gümüş Hanım. Patronla bu ne samimiyet? Hı? Artık böyle. Ortaklık bitti, patronluk başladı. Peki paranın tamamını alabilecek miyim? Hisse devir işlemleri biraz sürer ama ben sana ödemeyi önden yaparım. Hı? Ay Engin ya, çok sağ ol. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Diğerleri gibi tabii. Tekrar sağ ol. Gümüş, yardıma ihtiyacın olduğu her zaman yanındayım. Bunu unutma, olur mu? Unutmam, tamam. Baba ben geldim. Aa, prenses gelmiş. Ne haber? İyiyim Gümüş abla. Hadi baba dişçiye. Baş üstüne prenses. Biz çıkalım. Tamam. Hadi. Engin. Sağ ol. Hay Allah'ım ya. Tamam, tamam. Beni mutlaka haberdar edin yalnız. Tamam. Görüşürüz. Bir gelişme var mı? Yok. Yok. Ancak bir iki taksidi ödemek için bir ayarlama yapabiliyoruz. Yalnız dedem böyle bir çözümü kabul etmiyor. Ya hep ya da hiç ona göre. Biliyorum. Mehmet. Dedem yanı satış için ilan vermiş bile. Nasıl? Cihan Bey aradı, işlemleri başlatmışlar. İnanamıyorum ya, inanamıyorum ya. Daha da kötüsü, hemen alıcı çıkmış. İşte bu harika. İstersen artık boşuna çırpınmayalım. Kaybettik yani. Ya en azından şöyle düşün, artık kredi borcumuz olmayacak. İşler de eskisine göre daha umutlu. Ama artık bizi bir arada tutan bir evimiz olmayacak. Hep beraber yiyeceğimiz akşam yemekleri. Bahçede kutlamalar. Mangal keyfi yok. Dedem her zamanki gibi penceresinden izleyemeyecek bizi.